Krov kayan yazı konusunda bilgi vermeye devam edelim. Bu da gördüğünüz gibi daha önceki örneklerden bir tanesi yer alıyor. Bu şekilde bunu gördüğünüz gibi ekrana geliyor. Bundan çıkmak istediğimiz zaman burada finish ya da stop özelliğimiz var. Stop dediğimiz zaman cut diye çıkacaktır. Her zaman bunu kullanmanız mümkün. Peki bunun gelirken ve giderken nasıl canlandıralım? Onu buradaki efekt sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Bir efekt yerleştirdim ve gördüğünüz gibi açılırken bir efekti açılıyor ve daha sonra da bir efekti yok oluyor. Fakat kayan yazı kaydır süreci şuradaki loop bölümünde işlemleri yapmaktadır. Giriş ve loop'ta takılı kalıyor. Loop'tan çıkış için de bizim finish'i vermemizi bekliyor. Şöyle göstereyim tekrar size. Burada gördüğünüz gibi efekte giriş yaptı. Şimdi bunu biraz evvel olduğu gibi stopla burada biz cut olarak çıktı. Yeniden play edelim. Şuradaki finish tuşuna bastığımız zaman bu sefer efekti çıkacak. Peki biz finish'e basar basmaz çıkmadı. Belli bir süre bekledi. Onun sebebi de burada gördüğünüz loop için belirlediğimiz bölgeyle alakalı. Bu bölge ne kadar büyükse o kadar süre finish verdikten sonra beklemesi anlamına geliyor. Onu birazcık daha eğer daraltırsak, mesela diyelim burada bir frame'lik bir loop oluşturursak nasıl hareket edeceğini birlikte izleyelim. Geliyor. Gördüğünüz gibi kayan yazımız akmakta. Seçiyorum ve finish verir vermez hemen çıkışı gerçekleştirdi. Buradaki loop süresi bütün karakter works'ün diğer motion'larında da önemli bir konu. Finish'e çıkacağınız zaman bu loop'un uzunluğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki kayan yazı ile ilgili çıkışla ilgili ne tür özelliklerimiz var? Onlara bakalım. Kayan yazı mesela diyelim tamamen ekrandan kaydı. Daha sonra ne olacak? Seçeneklerden bir tanesi off. Off olduğu zaman tekrardan kayan yazı gelmeyecek anlamına geliyor. Immediate biter ve hemen yeniden başlamasını sağlar. Yani hemen arkasından başlar. Delayed ise ekrandan çıkmasını bekler. Çıktıktan sonra yeniden yazının başlamasını sağlayacaktır. Yani delayed'i kullandığımız zaman bunu görebiliriz. Burada speed parametresi var. Speed parametresi mesela diyelim şöyle 400 yapalım. Çok daha hızlı olarak yazının kaydını göreceğiz. Gördüğünüz gibi yazı kayıyor. Tıklamalar tabii ki preview'den kaynaklanıyor. Bakın ekrandan çıktıktan sonra delay ayarladığımız için tekrardan giriş yapıyor. Finish dediğim zaman hemen yayından aldık. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi delay ile tekrardan gelmesini sağladık. Bazen bu işin otomatik olarak gerçekleşmesini, farklı işlemlerin gerçekleşmesini isteyebilirsiniz. Bu hızı isterseniz yine 400'de kalsın. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda behavior sistemini kullanıyoruz. Yani burada late olabilir ya da bu off'ta kalabilir. Fark etmez. Yazı bittiği zaman farklı bir aksiyonun başlatılmasını istiyorsak o durumda behavior sistemini kullanıyoruz. Bunu size göstermek için şöyle bir şey yapayım ben. Şimdi gördüğünüz behavior sisteminde CV testte burada event browser'a giriyoruz. Bu event browser'da crawler yani kayan yazının değişik buradaki halleri var. O hallerden text finish, text bittiği zaman aksiyon olarak ne yapalım? Finish verin. Yani biz bunu elle değil de kendisini vermesini sağlayalım. Şimdi izleyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi kayan yazı geldi. Ben hiç buraya dokunmuyorum. Yazı ekrandan çıktığı zaman kendisi otomatikman finish sinyalini gönderdi ve yayından kendini aldı. Peki başka ne yapabiliriz bununla ilgili? Şunu yapabiliriz. Şuradan mesela diyelim bir tane daha
Crawl import edelim. Bu Crawl'u da şöyle üç tarafa alalım. Ya da tam üstünde de olabilir. Bunlardan hangisinin önde ya da arkada olacağını belirleyen, bildiğiniz gibi şuradaki drop priority, bunu bir yapalım. Üçte kalsın. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu test animasyonu bittiğinde finish'te böyle bir işlem gerçekleştiriyordu. Yani kendisi finish veriyordu yazı bittiğinde. Bu sefer Excel dosyasına, yani şu alttaki diğer KJ'mize şöyle bir şey yaptıracağım. Hemen Event Browser'a gidiyorum. Bu sefer CF test için, yani bir evvelki kayan yazımız ne olacak? Finish ettiği zaman, finish sinyali aldığı zaman ne yapalım? Play. Şimdi ne yaptığımızı zannedersem size preview sırasında gösterirken anlayacaksınız. Buradaki CV testi play ediyorum. Normal yayında yazı bittiğinde ne yapacak? Kendini finish edecek. Fakat sadece kendini finish etmeyle kalmayacak. Kendini finish ederken diğeri de otomatikman yayına girmiş olacak. Bu şekilde burada gördüğünüz ister karakter versus crawler'ın değişik buradaki repeat özelliklerini kullanabilirsiniz. İsterseniz çok daha gelişmiş olan behavior sistemini kullanarak istediğiniz yayını alıp istediğiniz zaman çıkmayı, yayından almayı otomatik olarak gerçekleştirmeniz mümkündür.